Sevgili izleyiciler, bizler Büyük Kolej'in 4. sınıf öğrencileriyiz. 10-16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak kutlanır. Bu hafta sadece ülkemizde değil, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede kutlanmaktadır. Toplumda farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır. Instead of excluding them from the society or marginalizing them, let's offer a life in which they are entirely among us. We should embrace and support them. As Büyük Primary School fourth graders, we have prepared an online program based on this motto. Let us enlighten your lives. Onları soyutlayıp ötekileştirmek yerine bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunalım. Onlara engel değil, destek olalım. Büyük Kolej'in 4. sınıf öğrencileri olarak hayatlarına bir ışık da biz yakalım sloganı ile yola çıkarak sizlere bir program hazırlamak istedik. Engelli hakları. Engelli bireylerin hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını amaçlar. Karşınızda engelli hakları. Engelli insanların tüm hastanelerde muayene sırasında öncelik hakkı vardır. Türk Hava Yolları engelli yolculara %25 indirim yapmaktadır. Engelli insanlara müze ve öğren yerlerine giriş ücretsizdir. Engelli insanlara milli parklar, tabiat koruma alanları ve tabiat parklarına giriş ücretsizdir. Engelli öğrenciler özel eğitim imkanlarından yararlanır ve bu kurumlar öğrencileri ücretsiz taşırlar. Devlet tiyatrolarında ücretsiz izleme hakkı vardır. İşitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleştirilebilmektedirler. Devlet demir yolları ve deniz yollarına ait şehir dışı seferler de ücretsizdir. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günüyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılır. 50 ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör iş yerlerinde en az %3, kamuda %4 engelli personel çalıştırılması zorunludur. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler belirlenen tatil süresince izinli sayılır. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalya alan engelli bireylere YGS sınavı olmadan yüksek öğretime yerleşme hakkı vardır. GSM operatörleri engelli kişilere özel tarifler uygulamaktadır. İnsanın kalbi engelli olmasın. Zira bizi insan yapan kolumuz bacağımız değil, kalbimizdir. Arkadaşlarımız engelli sivil toplum kuruluşlarıyla karşınızdalar. Merhabalar, şimdi sizi araştırdığım Türkiye Omurilik Felçleri Derneği yani TOFT'u anlatacağım. Adından da anlaşıldığı gibi bu dernek omurilik felçlerin yardım için kurulmuştur. Omurilik felci çoğunlukla kazalar sonucu oluşmaktadır. Omuriliğin kırılması felce sebep olur. İnsanlar yürüyemez. İşte TOF çeşitli kampanyalarla yardımları felçlere ulaştırmaktadır. Örneğin plastik kapak toplama kampanyası ile engelli bireylerin tekerlekli sandalyeye kavuşması sağlanmıştır. Bu olaya dikkat çekmek için de çeşitli zamanlarda tekerlekli sandalyeler yarışları düzenlenmektedir. İsteyenler bu derneğe bağış da bulunabilirler. Engelli bireylere yardım edebilirler. Görüşürüz. Yine merhaba arkadaşlar. Şimdi omuriliği nasıl kılacağını anlatacağım. Sanalım ki bu bir derin bir deniz. Bunu da sanalım ki yani yumurtayı bir insan sanalım. Mesela biziz. Eğer biz balık derin bir denize balıklama atlarsak yumurta kırılmaz. Yani bizim omurgamız kırılmaz. Eğer sığ bir denizde yaparsak böyle kırılır. Bakın iyice bakın. Bir dakika hemen göstereyim size. İşte böyle kırılır. Bu demektir ki
aynı denizde, sığ bir denizde balıklama atlamayın. Yoksa böyle omurganız kırılır ve çok kötü hastanelik olursunuz. Belki bir daha yürüyemezsiniz. Belki bir daha kalkamazsınız bile yerinizden. O yüzden sığ denizlere atlamıyoruz. Böyle çok güzel derin denizlere atlıyoruz. Bu bilgiyi verdiğim için çok mutluyum size. Hadi bay bay. Altı Nokta Körler Derneği. Altı Nokta Körler Derneği, görme engellilerin kendine yeterli, üretken ve toplumla kaynaşabilir bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, sosyal, eğitsel, kültürel ve mesleki sorunlarına çözüm yolları üretmek amacıyla 1950 yılında kurulmuş köklü bir dernektir. 31 ilde şubesi bulunan Altı Nokta Körler Derneği, 6500 civarında görme engelli üyeye sahiptir. Dernek, sesli ve mürekkep baskılı yayınları çıkartır. Görme engellilerin için kütüphanelerin kurulmasını sağlar. Burada da aynı şekilde. Burada bir tane yazı var. Bu destekleriniz çocuklarımız yüzük geliyor. Burada okul bize serçevi ne olduğunu anlatmak için yanımıza geliyor. Burada da tekerlekli sandalyeli çocukların nasıl hissettiğini öğrenmemiz için bir de etkinlik yapıyoruz. Burada da eli olmayanlar için bir etkinlik yapıyoruz. Burada da aynı. Tekerlekli sandalye ve burada da ders için. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu arada engelli diye düşündüğümüz insanlar aslında engelli değildir. Onların engelleri sadece biziz. Arkadaşlarımızın işaret diliyle size mesajları var. Engelsiz bir yaşam için engelli arkadaşlarımıza destek ve yardımcı olalım. Bu dünyada hepimiz eşitiz. Engelleri birlikte yıkabiliriz. Merhaba, günaydın. Seni seviyorum. Engelli olmak bir kusur değil. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Engellerle ilgili en güzel slogan ve afişler sizlerle. Merhaba! Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli insanımız bulunmaktadır. Peki kaçımız onların yaşadığı zorlukları farkında? Unutmayalım ki her insan bir engelli adayıdır. Engelli biri olmak bir suç değildir. Engelli bireyleri kabullenmemek bir suçtur. Aramızda olup da aramıza gerçekten kızmak isteyen engellilerin bir zavallı çağırsa kulaklarını kapama. Engellere engel olma, onlara destek ol. Bugün sağlıklısınız, peki ya yarın? İnsanın kalbi engelli olmasın, zira bizi insan yapan kolumuz bacağımız değil, kalbimizdir. Sevgiyle engelsiz bir dünya. El ele tüm engelleri aşmak dileğiyle. Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz. Arkadaşlarımız teknoloji ve tasarım projeleriyle karşınızda. Merhaba, ben 4. sınıfından Dora Kolbakır. Bu videoda size engeller haftası için yaptığım 3 boyutlu model projemden bahsetmek istedim. Öncelikle benim engeller hakkındaki düşüncelerim, engeller farklı fakat bu farklılık onların daha eksik olduğu anlamına gelmez. Farklılar ama güzel bir anlamda farklılar. Yani eşitiz. Hepimiz bir araya gelince birbirimizi tamamlayabiliriz. Neyse, ben bunu yaparken belki fark etmişsinizdir. Mavi ve sarı renkleri fazla kullandım.
Bunun nedeni mavi UNICEF'in rengi ve UNICEF'te çocuklara yardım etmek için kurulmuş bir örgüt. Sarıyı kullanmamın nedeni, özellikle sarının parlak tonlarındaki sarıyı kullanmamın nedeni, her engellinin aslında adeta birer yıldız gibi parladığı. Bunu yaparken bir video oyununun bir özelliğinden faydalandım. Bu özellik bloklardan bazı 3 boyutlu modeller yapmamızı sağlıyor. Ben de modelimi yaptım. Modelimi yaptıktan sonra Paint'te biraz düzenledim ve sonra öğretmenime gönderdim. Modelimi beğendiğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşımla yapmış olduğum engelli sandalyesini tanıtacağım. Evet, bunu biz ileride engelli arkadaşlarımızın daha rahat yaşamlarının sürdürülebilmesi ve daha rahat yaşayabilmesi için böyle bir engelli sandalyesi tasarladık. İleride bu projemizi gerçek hayata sunmak istiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Engelleri durduralım, hayat engelsiz olsun. Merhaba arkadaşlar. Engeller Haftası için engelli hayvanlara bir tasarım yaptım. Tasarımımın adı Yardımcı Tasma. Bu tasarımı görme engelli köpekler için tasarladım. İlk olarak görme engelli köpekler hakkında bir araştırma yaptım. Görme engelli köpeklerin seslerini duyduğunu öğrendim. Bu yüzden köpeği sesle uyaran bir tasarım yaptım. Gördüğünüz gibi tasmanın hem önünde hem de arkasında bir sensör bulunuyor. Bu sayede köpek bir engele yaklaşınca ses çıkararak köpeğe haber veriyor. Köpek su kaynağına yaklaşınca su sesi çıkarıyor. Sahibinin cep telefonu uygulamasıyla tasma sahibini tanıyıp ses çıkarıyor. Eğer köpek kaybolursa cep telefonu uygulamasının sahibi köpeği bulabiliyor. Köpek etrafı koklarken kafasını çarpmaması için koruyucu bir halka yaptım. Gördüğünüz gibi köpek engele yaklaşınca kafasını koruyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yıl Büyük Kolej 4. sınıflar olarak biz de Engeller Haftası için birkaç proje hazırladık. İsterseniz benimkilere bakalım. Merhaba, ben Masal Köse. 10 yaşındayım, Büyük Kolej'de okuyorum. Engeller Haftası ile ilgili 2 tane çalışma yaptım. Birisi tekerlekli sandalye. Bu çalışmayı yaparken pamuk, kağıt, 4 tane kapak, 2 tane çöp şiş ve kağıt havlu rulosu kullandım. Bu da görme engelli bir insan. Bu çalışmayı yaparken alüminyum folyo, taket, kağıt havlu rulosu, 2 tane kalem ve bir kağıt kullandım. Our friends will present us a public service announcement named as We are not handicapped, we are just different than you. Engelli sokak hayvanlarına siz de engel olmayın sloganıyla arkadaşlarımız. Ama sen hiçbir şey göremiyor musun?
Ben de seninle dalga geçecektim. Seninle konuştuğumda çok sinir oldum. Cenab verebilir misin? Tabii ki. Ama senden bir şey istiyorum. Nedir o? Bir daha engellilerle dalga geçmeyecek ve geçenleri uyaracaksın. Anladın mı? Anlaştık. Tamam. Beni çok mutlu ettin. Görüşürüz. Görüşürüz. Engeller belki bizlerden farklı fiziksel ve zihinsel özelliklere sahip olabilirler. Ama onlar da bizim gibiler. Onlar da bizim yaptıklarımızı yapabilirler. Ancak bazı engelliler onlarla dalga geçen insanlar yüzünden dışarı bile çıkmak istemiyorlar. Ama bu durumu değiştirebiliriz. Bunun için çoğu yere rampa koyabilir, engellilere yardım edebilir, engelli park yerlerine ve rampaların önüne park edenleri uyarabilir ve onlarla empati kurabiliriz. Sizler koşmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Üstelik yoruluncaya, nefes nefese kalıncaya kadar. Sizler için kırlarda koşmak ne kadar kolay değil mi? Sizler her şeyi görerek yarıyorsunuz. Üstelik yakından tüm detaylarıyla. Sizler için bir çiçeği hayal etmek ne kadar da kolay değil mi? Onlar sizden acımanızı beklemiyorlar. Anlayın yeter. Yaşamlarını kolaylaştırın, önlerindeki engelleri kaldırın. Yaşam alanlarını onlara uygun hale getirin. Dilinizden engelleri üzerecek kaba sözcükleri atın. Yüzünüz gülsün her zaman. Acıyarak değil sevgiyle bakın. Engellik bir ayıp ya da kusur değildir. Doğuştan ya da sonradan engelli olmak bir seçim değildir. Anlayın, paylaşın, paylaşabildiğiniz her şeyi. Bir büyük engel bizlerin birbirimize koyduğu engeldir. Kaldırın. Engelleri birlikte el ele kaldıralım. Engelsiz bir dünya için siz de var mısınız? Birbirimizden çok farklıyız. Bunu hoşgörüyle karşılamalıyız.
Farklılıklarımız bir hazine gibidir. Tıpkı gökkuşağının renkleri gibiyiz. Birleşince çok güzel bir bütün oluşturuyoruz. Aslında onlar engelli değil. Onların engelleri biziz. En basit örneği, her şey bize göre yapılıyor. Örneğin merdivenler. Onlar bizden ayrıcalık istemiyor. Sadece eşitlik talep ediyor. Engelli sokak hayvanlarına siz de engel olmayın sloganıyla arkadaşlarımız. Engelliler Haftası sebebiyle engellik eden çıt çıtını anlatacağım size. Çıt çıt daha küçük bir bebekken sokakta kaldığı için iki gözü de mikrop kapmış. Hızlı tedavi edilmediği için tek gözünü almak zorunda kalmışlar. Biz de bir engelli kedinin sokakta yaşamasının zor olacağını düşündüğümüz için çıt çıt sahiplenmeye karar verdik. Çıt çıt çok akıllandı. Odasına gittiğince gider, döndüğünce döner ve mutfağa girmediğince girmez. Sonra bir gün çıt çıtın silgi yeme huyu başladı. Silgileri çok severdi. Ve bir gün büyük bir silgi aldı ve yuttu. Ve bağırsağında tıkılı kaldı. Çok acı çekti ve kustu, yemek yiyemedi. Biz de onu veterinere götürdük ve ameliyat yaptırdık. Biz de bu davranışı nedeniyle kalem silgiler almaya tercih ettik. İsterseniz siz de engelli bir kediyi tercih edin. Önemli olan onun fiziksel görünüşü değil, önemli olan huyudur. Lütfen siz de tercih edin. Merhaba, engelli hayvanlarla ilgili sunumumuz bu. Bir sunum yaptık. Umarım beğenirsiniz. Engelli hayvanların da normal hayvanlardan farkı olmadığını unutmayın. Engelli hayvanlara dişlememiz gerekir. Onlar da oynayabilir. Onlar da arkadaş edinebilir. Paralimpik olimpiyatları ile ilgili sunumlarıyla arkadaşlarımız. Merhaba arkadaşlar, ben bugün sizlere paralimpik olimpiyatlarını anlatacağım. Paralimpik olimpiyatları engelliler için düzenlenir. Paralimpik, İngilizce'de engelli anlamına gelen paralight ve olimpik kelimelerinin birleşiminden meydana gelir. Yaz ve kış olimpiyatlarının hemen ardından yapılır. Bütün oyunlar Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir. Ağırlık kaldırma, atletizm, atıcılık, tekerlekli sandalye, basketbol, binicilik, bisiklet, çim bowlingi, dalış, eskrim, futbol, halter, judo, masa tenisi, tenis, okçuluk, voleybol, yelken ve yüzme gibi oyunlar oynanır. İlk kez 1960 yılında Roma Olimpiyatları ile aynı zamanda yapılmıştır. Türkiye'de Paralimpik Komitesi 2002 yılında kurulmuştur. En yakındaki olimpiyat 2020'de Tokyo'da yapılacaktı. Fakat yaşanan korona pandemi nedeniyle Ağustos 2021 tarihini ertelenmiştir. Olimpiyatlar 2 yılda bir düzenlenmektedir.
Hayatın her yerinde ve hemen her iş kolunda bulunan engelliler sporda da önemli başarılar göstermektedirler. Engelli sporcuların kendilerini gösterdikleri ve birbirleriyle yarıştıkları arenaya paralimpik oyunlar denir. Paralimpik oyunlar engellilerin katıldığı çok sporlu etkinliktir. Yaz ve kış olmak üzere ikiye ayrılır. Paralimpik oyunların Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir. Engelli sporcuların grup ve bireysel olarak kendi aralarında gerçekleştirdikleri paralimpik oyunlar olimpiyatlardan sonra gerçekleştirilir. Engelli bireylerin aslında ne kadar engelsiz olduklarını gözler önüne seren bu oyunların amacı imkan verildiğinde onların aslında neleri başarabileceğini göstermektir. Paralimpik olimpiyatları sembolleri. Burada 4 tane paralimpik olimpiyatları sembolü var. Mesela bu 2016 yılında Brezilya'da yapılan olimpiyatın sembolü. Burada da 5 tane halka ve renk var. Hepsi bir tane kıtayı temsil ediyor. Bu da 2020 yılında Tokyo'da yapılması planlanan ama pandemi sebebiyle yapılamayan olimpiyat. Bu engelli olan sporcuların sembolü. Bu da engelli olmayan insanların sembolü. Bu da paralimpik olimpiyatları sembolünün geneli yani. Paralimpik oyunlar çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki paralimpik kelimesi İngilizce engelli anlamına gelen paralizat ve olimpik kelimelerin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve kış paralimpik oyunları o dönemki olimpiyatların hemen ardından yapılır. Tüm paralimpik oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir. İlk paralimpik olimpiyatları ilk 1948 yılında 2. Dünya Savaşı İngiliz gazileri tarafından düzenlenmiştir. 1960 yılında Roma'da herkes açık ilk resmi olimpiyatlar düzenlenmiştir. Paralimpik oyunları yaklaşık 23 spor dalından oluşmaktadır. Bunlar arasında atletizm, yüzme, voleybol, basketbol, dalış, atçılık gibi spor dalları bulunmaktadır. Paralimpik olimpiyatları yaz ve kış olimpiyatları olarak ikiye ayrılır. En son 2016 yaz paralimpik olimpiyatları Brezilya, Rio'da yapılmıştır. En son 2018 kış paralimpik olimpiyatları Güney Kore'de yapılmıştır. 2020 yaz paralimpik olimpiyatları ise Tokyo'da yapılacaktır. Our friends will present their comments than us. There is no obstacle to share life. Kimisi doğuştan, kimisi de kaza ve hastalık sonucu engelli kalan, ancak sağlıklı insanlardan daha başarılı olan hayatlara değindik. Karşınızda engelleri aşanlar. Osman Çakmak askerlik görevini yaparken mayına basarak bacağını kaybetmiş, gazi olmuş ve sonrasında Amputa Milli Takımı'nda takım kaptanı olarak görev yapmıştı. Amputa Milli Takımı, Osman Çakmak kaptanlığında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği kazanarak ülkemizi gururlandırmışlardır. Milli takıma kazandırdıklarının yanı sıra engellilerin aşılabileceğini bütün dünyaya göstererek örnek olmuş ve engellilerin hayata daha olumlu bakmasını sağlamıştır. Osman Çakmak görevini Amputa Milli Takımı teknik direktörü olarak devam etmektedir. Sümeyye Boyut Eskişehir'de iki kol olmadan ve kalça kemiği çıkık şekilde doğdu. İlk okul eğitimini özel bir okula aldı ve yine aynı okul ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4,5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başladı ve birçok başarıya imza attı. Alexander Pushkin Altın Balık adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. Yaptığı ebru sanatları ve sulu boya, kuru boya resimleriyle birçok sergiye katıldı. Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Boyacı tarihi bir başarı imza atarak yüzme şampiyonu ülkemize kazandırmıştır. Klasik müziğin en ünlü bestecilerinden biri olan Ludwig van Beethoven 1770'li yılların Almanya'sında dünyaya gelmiştir. Küçükken müziğe duyduğu yeteneğini ilk olarak babası yani ilk müzik öğretmeni fark etmiştir. 21 yaşında Viyana'ya taşınmıştır. Hayatı boyunca sağlık problemleri çekmişti. 20'li yaşlarının sonunda işitme problemleri yaşamıştır. Daha sonra da tamamen sağır olmuştur. Gözlerimle işittiğimi kulaklarınızla göreceksiniz diyerek
9. senfoniyi sağırlık döneminde yazmıştır. Bizi biz yapan kulağımız, gözümüz, kolumuz değil, kalbimizdir. Zihnimizdeki ve kalbimizdeki engelleri kaldıralım. Gizem Yarışma, 25 Kasım 1981'de Ankara'da doğdu. İlkokulu bitirdiği yaz bir trafik kazası geçirdi ve kaza sonrası TB seviyesinde omurilik felci oldu. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde ortaokul ve lise, ardından Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Eylül 2004'te okçuluğa başladı ve 2005 yılında Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na girdi. Türkiye Paralimpik Oyunlar tarihinde altın madalya alan ilk kadın sporcudur. 2009 Dünya ve 2008 Paralimpik Oyunlar şampiyonudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor bölümünde doktora öğrenimine devam etmektedir. Merhaba arkadaşlar, sizlere engelleri aşanlardan Stephen Hawking'i tanıtacağım. Stephen Hawking, İngiliz fizikçi, astronom, teorisyen ve yazardır. Stephen Hawking, 21 yaşında yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle hayatının geri kalanını bir tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda olduğunu öğrenmiştir. Bunu öğrendiğinde ise verdiği ilk tepki beyne ne oluyordu? Hastalığı o kadar ilerlemişti ki tek yanak kasını hareket ettirerek iletişim kurabilmesi için bir sistem geliştirildi. Ama bu Stephen Hawking'in bilim tarihini etkileyen harika teoriler sunmasını etkilememişti. Stephen Hawking özellikle kara delik teorisi ile bilinir. Yazdığı Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabı ile Guinness Rekorlar kitabına girmişti. Stephen Hawking'e bakınca iki şey görüyoruz. 1. Tüm bu hayatına bağımlılığını koruması. 2. ise tüm bu engeline rağmen harika bir teorisyen olması. Eşref Armağan. Eşref görmez bir ressamdır. Doğuştan kördür. Hiç görmemiştir ve renkleri anlamaz. 1953 yılında İstanbul'da doğmuştur. Hiçbir öğrenim görmüyor. Yazmayı kendi kendine öğreniyor. 6 yaşında kara kalemin ilk çizgilerini çiziyor. 18 yaşında ise önce parmakları ile kağıt üzerine, sonra kartona yağlı boya resim yapmaya başlıyor. Gözleri hiç görmediği halde resim yapıyor. Cisimleri eline alıyor, cisimleri eliyle algılıyor. Elinde yoğuruyor ve onlara doğadaki renklerini veriyor. Ne renk biliyor, ne cisim. Eşref Armağan, doğuştan görme engelli Türk ressamdır. Birlikte aşalım tüm engelleri. Programımız şarkılarla sona eriyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Engelli olmak bir kusur değil, engeller aşılmaz bir sorun değil. Engelli olmak bir kusur değil, engeller aşılmaz bir sorun değil. Kimsenin kaderi yalnızlık değil. Hep beraberiz biz bu hayatta. Kimsenin kaderi yalnızlık değil. Hep beraberiz biz bu hayatta. Haydi gel, haydi gel, sen de katıl bizlere. Birlikte olalım ve gelelim el ele. Türküler, şarkılar söyleyelim neşeyle. Birlikte aşalım tüm engelleri. Haydi gel, haydi gel, sen de katıl bizlere. Birlikte olalım, hep verelim el ele. Türküler, şarkılar söyleyeyim meseleye. Birlikte aşalım tüm engelleri. Mimarlar, mühendisler, kulak verin bizlere. Yollara, rampalar, asansörler her yere. Mimarlar, mühendisler, kulak verin bizlere. Yollara, rampalar, asansörler her yere. Parklar, sinemalar uygun olsun bizlere. Parklar, sinemalar uygun olsun bizlere. Haydi gel, haydi gel, sen de katıl bizlere.
bir de ayrıldım. Tüm engelleri